Zannedilenin yine aksine, bu da bir önyargı mesela. Yani bazıları zannediyor ki Avrupa'da demokrasi, insan hakları, bilimsel gelişmeler, pek çok şey Protestanlıkla beraber oldu zannediyor. Arkadaşlar bunlar Protestanlıkla beraber olmadı. Bunlar bütünüyle Hristiyanlığa rağmen oldu. Luther'in yazdıklarına bakarsanız eğer, mesela ben onu yayınlamayı düşünüyorum, daha önce biri yapmadıysa. Yahudilerle ilgili, Yahudilere karşı yazdığı bir şey var. Ya, lütfen ona bakın. Kendisi kitab-ı mukaddesi tercüme ederken onu rahatsız etsinler diye sivrisineklerin şeytan tarafından özellikle yaratıldığını falan iddia eden bir adam. Fundamentalizm tabiri, kafası çalışmayan, bağnaz Protestanlar için kullanılan bir ifadedir. Sonradan böyle Müslümanlara yamamaya çalış. Çalıştıklarına bakmayın. Mesela Püriten dindarlık, bağnaz Hristiyanlık daha çok Protestan gelenek içinden çıkmıştır. Şimdi de mesela dünya siyasetine bakın. Örneğin İsrail'le arası en iyi olan evangelistler başta olmak üzere Protestanlardır. Arası en kötü olan Katoliklerdir. Çünkü özellikle Amerika'da Katolisizm sosyal adalet vurgusu üzerine kurulu. Bu alışveriş davranışlarına bile yansır.